Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda 2024 yılı itibariyle güncel bilgilerle engelli raporuyla nasıl ÖTV muafiyetli otomobil alınabilir göreceğiz. Güncel mevzuata göre 5 grup ÖTV muafiyetli otomobil alabiliyor. %90 ve üstü raporlular, ÖKGV ibaresi olan çözgen yani çocuk engelli raporlular, özel tertibatla araç kullanması gerekir ibaresi olan ortopedik raporlular, şehit yakınları ve gaziler. Öncelikle %90 ve üstü oranlı engelli raporuna sahip kişilerin nasıl ÖTV indirimli otomobil alabileceklerinden bahsedelim. Bir kişi %90 ve üstü rapora sahipse, zihinsel bir sorunu yoksa raporuyla direkt bayiye giderek ÖTV indirimli otomobil alabilir. Her %90 orana sahip engelli raporu direkt ÖTV indirimli otomobil aldırır. Tabi bunun birkaç teferruatı bulunuyor. Öncelikle süreli raporunuz varsa 1 senelik, 2 senelik veya 5 senelik süreli raporlarda raporun bitmesine son 6 ay kala araç alamıyorsunuz. Bunun dışında süresel bir mani yok. Yani 1 senelik raporlarda ilk 6 ay içinde ÖTV indirimli araç alma hakkınız var. Süreyi geçirirseniz raporu yenilediğiniz zaman araç alabilirsiniz. Ama geçici bir rahatsızlığınız varsa ve bir daha rapor alamayacak gibiyseniz mutlaka size verilen süre içinde ÖTV indirimli aracınızı alın. %90 ve üstü rapora sahip, zihinsel engeli bulunan, buna demans, Alzheimer da dahil bir yakınınız üzerinden ÖTV muaf araç alacaksanız, bu kişilerin kendi başlarına imza yetkileri bulunmadığı için kanuna göre vasilik almanız gerekiyor ilk önce. Vasilik için ilinizdeki sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. Vasiliği aldıktan sonra bir işleminiz daha kalıyor. O da araç alımı için yine aynı mahkemeden ek karar çıkartmak. Ek karar hangi aracı hangi amaçla aldığınızı belirten hukuksal bir durumdur. Siz bayiye gidip proforma fatura alıp bunu mahkemeye sunarak "Bakın ben engellimi hastaneye götürmek için şu X aracı, şu parayı alıyorum." diyorsunuz ve resmi icazet alıyorsunuz. Zihinsel engel durumlarında ek karar çıkartmadan ÖTV indirimli araç alamıyorsunuz. Mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Vasilik ve ek kararın çıkması eskiden 3 ayı bile bulabiliyordu. Şimdi aynı ay içinde karara bağlanabiliyor. Tabii mahkemenin yoğunluğuna göre süreler değişiyor. Vasilik ve ek kararla birlikte otomobil bayisine girip ÖTV muafiyetli otomobil alma sürecini başlatabiliyorsunuz. Şunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Vasiliğe gerek duyulmayan %90 ve üstü raporlar 1.591.000 TL liste satış fiyatına sahip her aracı sorunsuz bir şekilde alabilirken, vasilikle ek kararla başvurularda her 5 araçta bir olumsuz yanıt geliyor. Bunun da nedenleri arasında en büyüğü, hakimin engelli lehine araç alımı yapılmadığı kanaati en büyük neden olarak sayılıyor. Engelli bireyin ikametgahında diyelim ki 2 araç gözüküyor. Hakim "ben bu işe onay vermiyorum. Kendi aracınızla annenizi babanızı hastanelere götürün. Maddi gücünüz var. Neden şimdi engelli indirimi peşine düşüyorsunuz?" diyebiliyor. Veya sen liste satış fiyatı 1.591.000 TL'lik C SUV alma peşine düşmüşsün. Engelli yakınını değil de kendi rahatlığının peşindesin. Git uygun fiyatlı sedan al deyip iptal edebiliyor ek kararı. Böyle saçma şey mi olur demeyin. Hepsi yıllardır yaşadığımız durumlar. Yüzlerce örneği var arşivimizde. Engelli raporuyla alınan her araç engelli adına olur. İster engelli 100 yaşında olsun, isterse 1 yaşında olsun. Engelli şu yakınım var, bu yakınım var, onun üzerinden engelli indirimiyle otomobil alabilir miyim diye soranlar çok oluyor. Bundan dolayı belirtmek istedim arkadaşlar. Ruhsatta engelli kişinin adı yazar. Resmiyette araç engelli şahsındır. Engelli indirimiyle alınan araçlar 5 sene satılamıyor bildiğiniz gibi. ÖTV'sini ödeyip satabiliyorsunuz. Ancak bu durumda da 5 yıl beklemeniz gerekiyor. Yani gidip hemen indirimli otomobil alamıyorsunuz. Çocuk engelli vefat ettiğinde araç anneye babaya ortak miras olarak kalıyor. %90 ve üstü rapora sahip kişi vefat ettiğinde, kişi evli ise araç eşine ve çocuklarına eşit miras olarak kalıyor. Vefat eden kişi yaşlıysa eşine ve çocuklarına eşit miras olarak kalıyor araç.
Eşi yoksa sadece çocuklarına kalıyor araç. Eşi ve çocukları yoksa anne ve babaya, anne baba da yoksa kardeşlerine kalıyor. Birinci derece yakınlarından kimse yoksa, yani anne, baba, çocuklar, eş ve kardeşlerinden kimse yoksa, gelirler idaresine kalıyor araç. Gelelim çocuk engelli raporu olan Çözger'le ÖTV muafiyetli otomobil alma konusuna. Çözger raporuyla ÖTV indirimli otomobil almak için iki kriter bulunuyor arkadaşlar. Raporda ÖKGV yani özel koşul gereksinimi vardır ibaresinin işaretli olması ve rapor süreli ise bitiş süresine 6 aydan fazla zaman olması gerekiyor. Yani 1 yıllık süreli engelli raporunu 1 Ocak'ta aldınız diyelim. 30 Haziran'a kadar ÖTV muafiyetli otomobil alma hakkınız bulunuyor. 1 Temmuz'dan sonra bu hakkınız düşüyor. ÖTV muaf araç alabilmek için artık yeni yılın gelmesini beklemek zorundasınız. Raporu 6 ay sonra yenileyip aynı ibareyi alırsanız yine ÖTV muaf araç alma hakkınız doğuyor. Ama yine ilk 6 ayda alabiliyorsunuz. Anne baba araç bayisine gidip liste satış fiyatı 1.591.000 TL'ye kadar bir araç beğeniyor. Sonra istedikleri aracı bayide opsiyonluyorlar, kaporalarını veriyorlar. Daha sonra bayi size noterde onaylayıp getirmeniz için çeşitli belgeler veriyor. Şehir dışındaki herhangi bir bayiden de araç alabiliyorsunuz. Bu evraklar kısaca şunlar. Bayi vekaletname evrağı veriyor. Bu vekaletname ile bayinin çalışanlarına tüm işlemler için yetki veriyorsunuz. Sizin adınıza hukuki işlemleri bu vekaletname ile gerçekleştiriyorlar. Sonra taahhütname evrağını dolduruyorsunuz. Taahhütname şu anlama geliyor. İleride bir gün trafik cezası yerseniz, cezalar çocuklara kesilemediği için sorumluluğu sizin üzerinize aldığınıza dair resmi evrak oluyor bu. Daha sonra ek B5 evrağını dolduruyorsunuz. Bu evrak da raporunuz sahte veya geçersiz çıkarsa bayi tüm sorumluluğu size yüklüyor ve üstünden yasal tüm sorumlulukları size bindiriyor. Aracı birinci derece yakınlar arasından isim yazdırılan 3 kişinin dışında biri kullanırsa ve vergi dairesi ÖTV'yi sizden tahsil edemezse bayiden tahsil edebiliyor. Bunun neticesinde bayi de sizden parayı tahsil edebilmek için bu evrağı imzalatıyor ve maddi olarak da böyle bir tedbir kararına gidiyor. Bu maddenin meali kısaca şu: senin raporun sahte veya üzerinde oynadın, geçersiz ibareyle başvurup aracı aldın veya sağlık kuruluna rüşvet verdin öyle aracı aldın ancak sonradan bu anlaşıldı. Veya aracı kullanmaya yetkisi olmayan birisi kullandı, kaza yaptı. Tutanaklara göre vergi dairesi almadığı ÖTV'yi istedi. Senden tahsil edemediği durumda benden tahsil etti. Bu durumda ben de senden tahsil ederim diyor. Bu vesileyle aracı kullanmaya yetkisi olmayan birisi kullanırsa neler olabilir? Bir kez daha üstünden geçmiş olduk. Bu konu hakkında bir belge daha var. Ondan da bahsedeceğim. Yani istediğinize aracı verin bir şey olmaz. Kralı gelse size bir şey yapamaz. Dava açarsanız hemen kazanırsınız tarzı size umut aşılayan kişilere karşı baştan uyarıyor aslında sistem sizi. Son olarak aracı kimler kullanabilir taahhüt evrağını dolduruyorsunuz. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7-2A maddesine göre 1 Ocak 2023'te düzenlenen yeni düzenleme ile %90 ve üstü raporlarla veya ÖKGV ibareli Çözger raporlarıyla alınan ÖTV muaf araçları engelli bireyin kan ve sıhri yakınları arasından 3 kişi kullanabiliyor sadece. Bu belge ile aracı kullanma yetkisi olmayan kişilerin aracı kullanmaları halinde vergi dairesinin alınmayan ÖTV vergisini cezası ve faiziyle birlikte alacağı belirtiliyor. Siz de bunu doldurup bayiye vermek zorundasınız. Ben doldurmam derseniz de aracı size vermiyorlar. Noterde bu evrakları doldurup onaylattıktan sonra aracı alacağınız bayi şehir dışındaysa kargo yoluyla evrakları gönderiyorsunuz ve araç size teslim edileceği zaman aranıyorsunuz ve gidip aracınızı alıyorsunuz. Aracı ebeveynler birlikte de alabilir, sadece birisi de gidip alabilir. Tüm bu işlemleri sadece bir kişi yapacaksa eşlerden birisi noterde diğerine muvafakatname veriyor ve işlemler tek kişi üzerinden de yürüyebiliyor. Ortopedik engelle yani %90 ve 6 oranlarla araç alabilmek için bazı kıstaslar bulunuyor.
Öncelikle ortopedik engelli araç alabilmek için raporunuzun açıklamalar kısmında özel tertibatla araç kullanması gerekir ibaresini yazması şart. Bazı hastaneler özel tertibatla araç kullanması lazım, kullanırsa iyi olur gibi yazılar da yazabiliyor açıklama kısmına. Fakat kesinlikle bu ibareler ÖTV muafiyette otomobil aldırmıyor. Raporda özel tertibatla araç kullanması gerekir yazması şart arkadaşlar. Ortopedik raporlarda orana bakılmıyor. Fakat vergi daireleri %10'un altında kalan raporları kale almıyor bu ibare yazsa bile. Birçok hastalığınız olabilir. Örneğin hem şeker hem parmak amputasyonundan toplamda %50 oran aldınız diyelim. Bu durumda yine açıklamalarda özel tertibatla araç kullanması gerekir yazarsa ÖTV muaf araç alma hakkınız bulunuyor. Ortopedik engelli araç alabilmek için kodları girilmiş engelli ehliyetinizin de olması şart. Aile hekiminize gidip sizi ehliyet komisyonuna sevk etmesini isteyerek engelli ehliyeti alımı işlemlerine başlayabilirsiniz. Detaylı videosu kanalımızda var. Onu izleyebilirsiniz. Raporunuz hazır. Ehliyetiniz tam. Şimdi gidip kendinize araç bakabilirsiniz. Tertibat için bayi sizleri yönlendirecek. Araca tertibat takıldıktan sonra alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu konunun da detaylı videosu var. Bunu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Ayrıca otomatik viteste tertibattan sayılıyor. Yani bazı kişiler sol ayak veya sağ kolda problem yaşadıklarında sadece otomatik vitesle araç kullanabilir, 10.02 koduyla tertibatsız araç alıp kullanabiliyorlar. 2016 yılından itibaren şehit yakınlarına da ÖTV muafiyette otomobil hakkı verildi. Şehit eşi çocukları, eğer bunlar yoksa anne veya babası ÖTV muafiyette otomobil alabiliyorlar. Engelli raporuyla bir kişi her 5 yılda bir ÖTV muafiyette otomobil alabilirken, şehit yakınlarının sadece bir kereye mahsus bu hakları bulunuyor. Şehit yakınları ÖTV muafiyette otomobil aldıkları zaman ömür boyu MTV'den muaflar. %90 oranlılar, çözgenliler veya ortopedik engelliler de ömür boyu MTV'den muaflar. Fakat bu gruplar ikinci araçlarını aldıkları zaman bir araca MTV ödüyorlar, diğerini ödemiyorlar. Vefat halinde mirasçılar MTV ödemeye başlıyorlar. Gazilerde ise şöyle bir durum var. Mevcut gazilik sebebinin ortopedik olması gerekiyor ÖTV muafiyette otomobil alabilmek için. Yani psikolojik sorunlarla veya iç hastalık durumlarından, göz problemlerinden oluşan gaziliklerde ÖTV muaf araç verilmiyor. Mutlaka ortopedik bir sıkıntı aranıyor. Yıllardır bana anlamsız gelen bir kural bu. İnşallah bu kuralı düzeltip tüm gazilerimize ÖTV muafiyette otomobil hakkı verirler. Gaziler ve şehit yakınları için ÖTV muafiyette otomobil alımında üst limit şartı yok. Arkadaşlar, ÖTV muafiyette otomobil alımı konusu böyle kısaca. Merak ettiğiniz tüm soruları bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.